Herkese merhaba arkadaşlar, ben Şevki Aslaner. Bugün özel konuğum Erdal abi, Amerika'da aynısız var. Evet, bugünkü konumuz tabanca fenerleri. Tabanca feneri gerçekten çok önemli mi, değil mi? Bunu konuşacağız. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Amerika'da aynısız da abone olmayı unutmayın Erdal abi. Evet, bugünkü konumuz tabanca fenerleri. Tabanca fenerleri olumlu mu, olumsuz mu? Ne tür yönleri vardır? Bunları konuşacağız. Bugün sponsorumuz Opsman sağ olsun bize yeni çıkardı. Tabanca fenerini gönderdi. 600 lümenlik yaklaşık 1,5 saat çalışan, süresiz çalışan, yaklaşık 150 metre menzili olan bir fener gönderdi. Yaklaşık 10.000 atışa dayanabiliyormuş ateşli silah için. Bu orijinal gerçek ateşli silah ürünüdür. Yaklaşık 1,5 metreden de düştüğü zaman kırılmama garantisi vardır. Su geçirmezdir. CR123A 2 tane pille çalışmaktadır. Ürünümüz budur. Şimdi ürünü açalım, bakalım. Sonra tabancayı takalım ve bu işin profi olan Erdal abiye sözü verelim. Şöyle çıkardım. İçerisinden 2 tane aparat çıkıyor. Bu aparatların önemi Picatin rayınıza eğer uymuyorsa, bu Picatin raya uyması için iki tane çok güzel aparat yapmışlar. Adaptör. Adaptör. Aynen. Öyle atıyoruz. Şöyle açılıyor. Hemen şöyle koyalım. Artı eksi. Pilin markası ne? Nasıl şey? Nasıl pil olması gerekiyor? CR123A söyledim. Ben Duracell kullanıyorum. İşin garantiyi alıyorum. Duracell en kalitesidir. Şimdi şurada çok güzel bir detay var. Normalde tabanca fenerlerinde şuradaki mandal aşağı veya yukarı çekilir. Açmak kapamak için. Ama bunda direkt düğme. Tık 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 tık. Ve iki elde de kullanabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde sıkıştırma yöntemiyle açıyorsunuz tabancaya. Picatin rayına yerleştiriyorsunuz. Kitleme noktasından kitleyip sonra sıkıştırıyorsunuz. Ya tamamıyla stabilliğe olanak sağlamışlar. Evet. Erdal abi, sen bayağı uzun yıllarca polislik yaptın. Güvenlik güçleri olarak da eğitim verdin, eğitim aldın. Çok sağlam yerlerde çalıştın. Tabanca fenerleri hakkında bize neler söyleyebilirsin? Ya şimdi tabanca fenerlerine gelince, tabanca ışıklarına göre, tabanca ışıkları önemli. Ben yıllarca kullandım. Aslında hiçbir zaman ışıksız tabanca kullanmadım. Federal seviyede tabancam ışıksızdı çünkü gerçekten devriye falan gezmiyordum. Ama devriye gezdiğim yıllarda eyalet polisi olsun, dedektiflik yaptığım zamanlarda bile, şehir polisi yaptığım zamanlarda bile bende tabanca şeyi vardı. Önemli çünkü defalarca değişik yerlere gidiyorsun. Yani bodrum katlarına iniyorsun, gece çalışıyorsun, bir olay oluyor, silahını doğrultuyorsun, birisine görmek, bir şeyleri görmek çok iyi oluyor senin için. Güzel, yani önemli bir şey. Tabanca ışığı çok önemli. Aynı zamanda dezavantajları var. Dezavantajları çünkü bir yerde bir ışığı yaktığın zaman nerede olduğunu belirtiyorsun kişiye. O yüzden ben her kullandığım zaman açık değil mi şimdi? Göremiyorum. Yani şöyle yapalım daha iyi olacak. Ben mesela kullandığım zaman ışığı mesela bir yerde açıp bakardım, hemen söndürürdüm yani sürekli. Işığı açık bırakmak iyi değil. Evet. Hiçbir zaman iyi değil. Sadece açmak zorunda hissediyorsan kendini açıyorsun, kapat sonra. Genelde ben şu parmağımı kullanırdım. Anlıyor musun? Tetik parmağı değil de şu parmağımı genelde kullanırdım. Tetik parmağı zaten tetikte olduğu için boş olan diğer şey parmağı kullanabiliyor. Yani tetik parmağım tetikte sadece attığım zaman oluyor. Evet. Geziyorsam bir şekilde olmuyor. Ama ben burası çok doğal bir yerim için. Zaten silahı böyle istiyorum. Zaten evet. Parmak burada. Değişik tabii, markalar değişik. Güzel oluyor ama aynı zamanda pozisyonu veriyorsun. Ve yani bilim anketlere göre diyeyim. Işık neredeyse kötü adamlar direkt ışığa ateş ediyor. Evet. Benim ışık şimdi buradaysa tam göğsümle yan yana, ateş açılacak yer burası oluyor. O da onun bir de yani ışık mermi çekiyor, onu demek istiyorum. O yüzden biz sürekli açmıyoruz. Aynı zamanda ışığın güçlü olması, yani ne kadar güçlü, ne kadar güçsüz,
O da önemli. Şimdi bazı yerlerde ışığın güçlü olması çok önemli oluyor. Çünkü bayağı ileriyi görmek zorundasın, bayağı geniş alanı. Ama aynı zamanda mesela şöyle bir ortama girdik. Diyelim. Gir abi. Girelim. Girelim abi. Mesela içeri gireceğiz. Açtık. Mesela şu anda güzellikle görebiliyorum. Mesela bunun lumini kaç bilmiyorum. 600 lumenlik bir şey. Bu şey olabiliyor mu? Değiştirebiliyor musun seviyesini? Yok, değiştiremiyor, kısılamıyor. Bu kadar. Evet. Mesela bunu açtım, mesela böyle. Ne oluyor? Aynı zamanda bu odaya girdik ya. Duvarlardan yansıyan ışık seni de aydınlatıyor. Beni de aydınlatıyor yani. Yanındaki insanları da aydınlatıyor. Evet. O yüzden mesela örnek veriyorum. Çok yüksek lumenli bir ışık burada kullandığın zaman dezavantajlı oluyor. Sen böyle iki şu köşede olan adamı belki kör ediyorsun ama şurada olan adam seni de görüyor ve etrafındakini de görüyor. Çünkü ışık yansıyor, her şeyi gösteriyor. Evet. O yüzden ben kullandığım fenerler değişik seviyeleri vardı. Şeylere gittiğimde küçük lümünlü, yani az lümünlü, evet. 50 lümünlük falan kullanırdım. Ama tabanca olanlar zaten bayağı lümünleri o kadar manyak yüksek değil. Kullanabiliyorsun. Bence taktik dünyasında çok büyük bir yeri olan bir alet. Evet. Tabancaya dayanıklı, dayalı ışıklar. Şahsen ben küçük olanları seviyorum. Evet. Biraz evet. Daha küçük olduğunda daha pratik oluyor. Daha da büyük kılıf almak zorunda kalmıyorum. Doğru. Anladın doğru. Örneğin tabanca şeylerde yani fener taktığınız zaman kılıfı da değiştirmeniz lazım. Örneğin bu standart bir tabanca kılıfıdır. Örneğin buna Glock normal bir şekilde olurken bunun uymuyor. Daha büyük şey atacak. Yani daha böyle, böyle bir şeye ihtiyacım aynen, var. Daha büyük bir tabanca kılıfı bu alacaksınız. Biraz daha uzadığı için bayağı. Aynen. Daha buna özel bir kılıf olması şart. Şöyle gösterelim. Şöyle göstereyim. Tabanca şey tabancanın üstünde şu şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Diğer taraftan da şöyle. Düğmesi şuradan direkt yanıyor. Gördüğünüz gibi. Onun dışında başka Airsoft hakkında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Airsoft'ta tabanca feneri işe yarıyor ve yaramıyor. Aynı gerçekte olduğu gibi arkadaşlar. Çünkü siz bir açıyorsunuz feneri, karşınızdakini kör ediyorsunuz. Ama Erdal abinin dediği gibi sağda ve solda çok fazla kişi olduğu için sizin o fener ışığını görüp oraya atış yapıyorlar. Yani aslında gece oyunlarında bizim Tracer dediğimiz izli BB kullanmamız daha önemli. Ama fiyatları çok yüksek olduğu için tabanca feneri veya tüfek feneri kullanmak daha ucuza geliyor. Ama bu doğru değil. Normalde Tracer kullanmak lazım. Ha, ortam aydınlatması için kullanılabilir. Örneğin bir odaya giriyorsun, kullanabilirsin. Ama bir düşmana karşı, bir insana karşı bunu kullanmak artı da olabilir, eksi de olabilir. Tabii ya, aynen. Dediğim, yerini belli ediyorsun. Aynen. Bu yani bunun hem artıları var, eksileri var. Görmek için, yani düşmanını görmek istiyorsun. Karanlıkta göremiyorsun. Işık sana yardım ediyor düşmanını görmek için. Ama aynı zamanda düşmanın da seni görüyor. Görüyor. Ama şahsen fenersiz çalışmaktansa fenerli çalışmayı tercih ediyorum. Değil mi? Ya bir de atışa sağladığı kolaylık var. Bu zaten bir şeydir, gerçektir. Örneğin bir yere nişan alıyorsun değil mi? Örneğin ışığın yoğunlaştığı yer aslında senin şeyindir, atış noktandır. Yani sen tabancadan kılıfı çıkardın, fenerini açtın, nişan almana gerek yok. Işığın yoğunlaştığı, bak elimde çizdiğim yer, ışığın yoğunlaştığı yer aslında senin atış noktandır. Aslında lazer olarak da kullanabilirsin feneri. Ya şimdi iyi bir marka kullanmak bayağı önemli. Evet. Kötü bir marka kullanmak istemiyorsun. Çünkü silah sıktığın zaman zaten git birkaç atış yap göreceksin. Dayanıklı bir metal olmalı, cam olmalı ki burası erimesin. Doğru. Bunun biraz öne çıkmasının sebebi bilmiyorum tabii neden. Hı-hı. Ama belki daha da fazla lümin batarya falan olması evet, için. Evet. Bendeki mesela kısaydı. Ön cam tamamıyla sisli oluyordu artık birkaç atıştan sonra. Hmm. Onun tabii lumen görünüşü daha da azalıyordu. Bright yani ışık şiddeti daha azalıyordu. Çünkü sürekli o barut gazlar var ya önünü kapatıyordu. Bu biraz daha ileride olduğu için herhalde daha da az olabilir. Etkileniyor. Bilmiyorum. Olabilir biraz daha çıktığı için ama
iyi bir marka kullanmak çok önemli. Şimdi silahına koymuşsan arkadaşlar, her zaman diyorum, silahın iyi bir marka olmalı ve silahına koyduğun bütün ekipmanlar iyi olmalı. Çünkü hayatınla onlara güvenebilirsin. Evet. Ben o yüzden silahınla ilgili herhangi bir şeyi seçtiğim zaman onu iyice test etmem gerekiyor. Hayatımda buna güvenebilir miyim, güvenemez miyim? Işıkları seviyorum ama iyi bir marka olmalı. Neyse artık. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Opsman'ın FAS 402 flashlight'ı, yani tabanca feneri incelemesi böyleydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.